Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben Onur Kalafat. Aslen İngilizce öğretmeniyim ve bundan 4 yıl öncesine kadar öğretmenlik yapıyordum ve bir 2016 yılından bu yana müşterilerim için freelance, yani serbest çalışaraktan web siteleri yapıyorum. Bu benim ilk podcast denemem ve sizlere ömrümde tanıdığı, yani geçirdiğim bilgisayar bilimleri ile ilgili anılarımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk zamanlara dönersek, bundan 33 yıl öncesine, 1987 yılında siyah arka planlı ekranlara yeşil renkli yazılar yazardık. Çok eğlenceli gelirdi. Üstelik araba yarışı dahi vardı. Bu basit bilgisayarlarda yazılar yazılabiliyordu. Basit araba yarışı oyunları ve benzeri şeyler vardı. Şimdi hatırlarsak arkadaşlar, 1990 yılında, yani bundan bir 30 sene önce ODTÜ'de okuyanlar bahsederlerdi ki, o zamanlar Amerika ile internet üzerinden sohbet edilebiliyordu. Fakat yine siyah ekran ve yeşil fosforlu yazı vardı. Ben o zamanlar 10 yaşındaydım. Evet, bundan bir 30 sene önce arkadaşlar. Biz genelde teknolojiyi bir geriden takip ettik diyebiliriz. Çünkü 1995 yılında Windows 95 ilk çıktığında daha önceki sürümü kullanıyordu. Ve bildiğim ilk Windows sürümü yanılmıyorsam 1993 yılında çıkmıştı diyebiliyorum. Şimdi tekrardan bir zaman hiyerarşi ile ele aldığımızda geçmişten bugüne, 10 yıl sonrası gibi 1998 yılında Windows 98 çıktı. Evet ve çıktı. Çocukluk aklımda arkadaşlar bir bilgisayarcıya gitti ve Windows 98 kurdurmaya gittiğimi hatırlıyorum. O zamanlar bir de ofis programları ile temel bilgisayar bilimleri kursları çok yaygındılar. Programcılık kursları da vardı. Fakat ancak o zamanlar işi eline alıp asla bırakmayanlar bir şeyler başarabildiler. Yani ta o zamanlardan günümüze. Demek ki bilgisayar bilimleri diğer teknoloji ve bilim alanları gibi küskünlük getirmiyor arkadaşlar. Devamlı arkasında koşturmak gerekiyor. Şimdi sizlere 2000 yılından bu yana olan bilgisayar ve internet tecrübelerimden bahsetmek isterim. 2000 yılında Google daha Türkiye'de çok yaygın değildi. Daha çok Yahoo.com, Yahoo yaygındı ve AltaVista ve benzeri birkaç tane daha hatırlıyorum şeyler vardı, arama motorları vardı. Şimdi arama motorlarına ihtiyaç duyulmasının sebebi şuydu. İnternet siteleri arttığı zaman, ortaya çıkıp artmaya başladığı zaman bunları aramak ve bulmak gerekiyor tabii ki. Örneğin ne ile ilgili bilgi arayacaksanız onu bulmak gerekiyor. 2002 yılında Türkiye'de Google'ın yaygınlaştığını hatırlıyorum. Bu arada Google 1998 yılında kurulmuştu. Ben o zaman 18 yaşındaydım. Ve yaygınlaştığında 2002 yılıydı ve ben ilk bilgisayarım 2002 yılında olmuştu. Evet, 2005 yılında ise internet bağlantım oldu. 2008 yılında sitelerime SEO yapmaya başladım. Şimdi arkadaşlar, eskiye dönebilsem her şeyim özgür olsun isterdim. 2005 yılında açtığım ilk sitemde hep sağdan soldan kopya içerikler almıştım ve buna hala pişman oluyorum. Bu çünkü bundan hiçbir fayda görmedim. Hatta bence şu an yaygınca kullanılan WordPress bile anlamsız. Her şey özgün olmalı, her şey kendine özgün olmalı. Çünkü bu sefer bir anlam kazanıyor. Her şeyde bir farklılık bulunmalı. Çünkü bu sefer bir anlam kazanmaya başlıyor arkadaşlar. Evet, özetlersem arkadaşlar, 1987 yılından 2020 yılına kadar bilgisayar bilimleri çok farklı bir şekilde değişti. Neredeyse, yani dört teker bir motordan ışık hızında giden bir uzay mekiğine doğru hareketlenmiş durumdayız.
Ülkemizin 2030 ve 2050'li, 2030'lu yıllarda, 2040'lı yıllarda doğru olan hedeflerinde çok daha iyi ivmeler kazanacağına inanıyorum ki bunu bilenler de araştırmalarını yapanlar öyle diyorlar. Gördüğümüz gibi 30 yıl, 33 yıl hemen geçmiş çocukluktan bu yaşımıza, orta yaşımıza kadar. Fakat şunu diyebiliriz ki önümüzdeki yıllarda çok iyi şeyler ümit ediyoruz. Neden? Bir, okuma yazma oranımız arttı. İki, bilgisayarlar çok iyi bir şekilde yayıldı ve bilgisayarların yayılmasıyla bunlara ulaşımla beraber bilgi üretimi kolaylaştı. Evet arkadaşlar, eğer ki siz henüz 20 yaşında bir gençseniz ve 2000 doğumlusunuz örneğin ve biz 2020 yılındayız. Şu an öğrendiğiniz bilgisayar bilimlerine asla yaban atmayın. Ben şunu başarabilirim, şunu başaramıyorum demeyin. 20 yıl sonra çok daha iyi şeyler başarabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar, evet, geleceğe yönelik hedeflerinizi 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık bu şekilde yapın. Hatta yarım asırlık hedefleriniz olsun. Evet. Arkadaşlar, çünkü geleceği yakalayacak olanlar bunu daha önceden planlamış olanlardır diyorum. Evet, hayata pozitif bakmanızı, sevgi dolu bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet, ben Onur Kalafat. Teşekkürler.